Herkese selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere mobil içerik üreticileri için tasarlanmış Xeon Smooth 5 Combo'nun tüm teknik ve tasarımsal detaylarını anlatacağım. Ama öncesinde kutusunu açalım. Kutusunu şu şekilde yatırıyorum. Burada bir tane sticker'ı var. Şu şekilde açılan bir kutumuz var. Direkt her şeyi kendi çantasının içerisine yerleştirmişler. Bunu kaldırıyorum. Altından garanti belgesi ve kullanım kitapçığı çıkıyor. Şu kutuyu şöyle verelim. İlk baş isterseniz çantasıyla başlayalım. Çantası oldukça güzel bir kumaş kullanılmış. Burada bir tasarımsal detay var. Cep şeklinde. Burada Xeon logosu kullanılmış. Burada bir tane tutma yeri var. Bu da çantanızı rahat rahat taşımanızı olanak sağlıyor. Şöyle baktığım zaman burada bir cebi daha var. Bu tasarımın altında. Bu cebine bakıyorum. Alta kadar gidiyor bu cebi. Buraya da ek istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Daha sonrasından içini açıyorum. Şöyle yan çevireyim. Açtığım zaman direkt olarak gimbalımız bizi karşılıyor. Yan tarafında yine cepler yapılmış. Burada gimbalımızın şarj kablosunu görüyorum. USB tip A'dan tip C'ye. Xeon'un mobil uygulaması ile ilgili kartlar yerini almış. Daha sonrasında devam ediyorum. Burada bizi bir adet ip karşılıyor. Gimbalımızı bileğimize takalım, düşmelerden koruyalım diye. Burada bizi bir tane ışık karşılıyor. Bu ışık yalnız böyle gimbalımızın üstüne yerleştirebileceğimiz ve içerisinde kendi filtremizi oluşturabileceğimiz detaylar var. Sarı, turuncu, kırmızı ve mavi şeklinde. Bu da çok kullanışlı bir şekilde gelmiş. Bunu da kenara bırakıyorum. Daha sonrasından son yerde de nem olmaması, rutubet olmaması için koruyucu karşıladı. Gelin şimdi gimbalımıza geçelim. Gimbalımız oldukça güzel gözüküyor. Korumalı bir şekilde çantasında duruyor. Şöyle kılıfından çıkartıyorum. Buralara korumalarını eklemişler. Bunları da çıkartayım. Burada da bir tane ek olarak ayağımız var. Bunu da taktığım zaman gimbalımız şu şekilde hazır. İsterseniz şu çantayı kalabalığa kaldıralım ve gimbalımızın teknik özelliklerine bakalım. İsterseniz gelin ilk başta size şu küçük ışıktan bahsedeyim. Telefonunuzu buraya konumlandırdığınız zaman üstüne veya altına direkt mıknatıs yardımıyla kolayca yapıştırabiliyorsunuz. Bu ışık oldukça güzel olmuş. İlk baş şöyle tasarımıyla başlamak istiyorum. Oldukça küçük ve kompakt bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Bu profesyonellikte en azından. Daha sonrasında kendisini zaten taşıma çantası da içinden çıktığı için kolaylıkla taşıyabilirsiniz. İçerisinde 3 eksenli bir motor var. Bu 3 eksenli motor sizin daha stabil görüntüler çekmenize olanak sağlıyor. Şöyle üstündeki tuşlara, girişlere ve çıkışlara bakalım. Bu tarafını çevirdiğim zaman burada beni bir tane joystick karşılıyor. Bu joystick sayesinde eksenlerini kontrol edebiliyorsunuz. Burada kayıt tuşumuz var, mod tuşumuz var, menü tuşumuz var. Burada bir tane yine tekerleğimiz mevcut. Bu tekerleğin dört tarafına da basabiliyoruz. Orta tarafında bir ışık tuşunu yerleştirmişler. Daha sonrasında sağ tarafına döndürdüğümüzde mod tuşu var, açıp kapama tuşu var. Daha sonrasında bir daha arkaya çeviriyorum. Burada kilitleme tuşumuz konumlandırılmış ve burada bir de şarj girişimiz yerini almış vaziyette. Bu şarj girişinin hemen altında bir de tetiğimiz var. Tetiğin yan tarafında bu en önemli kısımlardan birisi zoom ve fokus yapabileceğimiz tekerleğimiz de buraya yerleştirilmiş. Bunun ortasına yine bir kayıt tuşunu koymuşlar. Yani oldukça tuşu fazla bir gimbal yeterli olabileceğini düşünüyorum. Zaten uygulaması üzerinden de birçok ayarı otomatik olarak yapabileceksiniz. 3 eksenli motor olması şöyle bir avantaj doğuruyor. Normalde standart gimbalların 2 eksenli motoru var. Bu 3 eksenli motor 3 taraftan gelen titreşimleri de engelleyerek size daha da stabil görüntüler oluşturuyor. Ayrıca uygulaması üzerinden bir obje takibi yapabiliyorsunuz. Bu sayede daha da profesyonel videolarınızı rahat bir şekilde çekebilirsiniz. Tabii bu obje mesela kendiniz olabilir. Gimbalı bir yere sabitlersiniz. Daha sonrasından kendinizi seçip rahat rahat çekebilirsiniz. Ayrıca uygulama üzerinden yine video kaydı alabiliyorsunuz. Herhangi bir korkunuz olmasın. Uygulama üzerinden alınan video kayıtlarında hiçbir şekilde kalitesi düşmüyor. Bence mobil içerik üreticileri için yetecek bir gimbal olduğunu düşünüyorum. Ürünün daha teknik detaylı bilgisi ve satın alma bağlantısı aşağıdaki açıklamalar kısmında. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.